Merhabalar güzel Türkiye'nin güzel insanları. Açık hava tımarhanemizin gündemi yine her zaman olduğu gibi dünya genelindeki akıl hastanelerini kıskandıracak seviyede. Ekonomi ve özgürlükler konusunda gelişmiş ülkelerin gerisinde olabiliriz ama neredeyse her saat başı değişen gündemimizle hiç kimse boy ölçüşemez arkadaş. Dilan Polat'la başlayan ve Bahar Candan'la ivme kazanan fenomen operasyonları hızla gündemden düşmüş ve yerini TikTok'ta memelerini sergileyip para kazanan Laz kızı ve benzerlerine bırakmıştı ki Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bugün sürpriz bir hamle yapıp ismi şaibelerle anılan birçok fenomen isme yönelik soruşturma başlattığını açıkladı. Videomuza başlamadan önce elinizi korkak alıştırmayın, videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Birkaç saniyenizi ayırıp vereceğiniz bu destek bizim için çok değerli, şimdiden teşekkür ederiz. Evet, bugün öğleden sonra zaten uzun zamandır Dilan Polat'ın cezaevine girmesiyle birlikte hedef tahtasında olan fenomenlerinden korktuğu şey oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2019'da Dilan Polat'ın çektiği ve Şampiyonlar Ligi olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında soruşturma başlattı. İşte bundan sonrası çok şokomerli. Savcılık fotoğrafta bulunanların kimliklerinin tespit edilip suh ceza hakimliğinden haklarında yurt dışı çıkış yasağı talep etti. Kısaca bir yere gidemezsiniz arkadaşlar diyor. Yapılan açıklama bu şekilde ama savcılık muhtemelen bu kişilerin kimlik tespitlerini çok önceden yapıp soruşturmada ileri safhalara geçmiştir. Yurt dışı çıkış yasağı talep edilmesi bunun en büyük göstergesidir diye düşünüyorum zaten. Şampiyonlar Ligi olarak adlandırılan bu karede kimler var tek tek sayalım bakalım. Bu kıymetli fotoda Eylül Öztürk, eşi Kenan Özkan, Şulemsi olarak bilinen Şule Kaya Türk, Yavuz ve Merve Korkut çifti, Tolunay İlayda Topal çifti, Ömer Tuğba Bağ çiftleri bulunuyor. Ayrıca bu kare dışında sosyal medyada ışıltılı hayat sergilemekte Dilan Polat'la rekabet halinde olan bir çift daha vardı. Konuyu takip edenler yanılmadı ve sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahipleri Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, resmi belgede sahtecilik, Vergi usul kanununa muhalefet ve mal varlığı değerlerini gayrimeşru kaynağını gizlemek suçlarından soruşturma başlatıldı. Aynı şeyi tekrar etmekte sakınca görmüyorum. Savcılık bir süre sessizliğe bürünmüştü ama bu süre zarfında demek önemli bir mesafe kaydetti ki bugün itibariyle Pandora'nın kutusunu açtı. Kilo ile altın videoları paylaşıp, sonra da bunlar sahte diyerek Kur'anı da videoya fon yaparak kendini hesapta aklamaya çalışanların uzun süredir sağlıklı uyuyamadıklarını da biliyorum. Yapsınlar bakalım şimdi muhasebelerini. Bu iş nerelere gidecek? Bugün Ekonomi Gazetesi yazarı Şeref Oğuz fenomenciklerle ilgili harika tespitler yaptı. Ben de müsaadenizle bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte 10 adımda kara para aklayıcısı fenomen nasıl olur rehberi. Siz de Dilan Polat gibi olmak istiyorsanız bu maddeleri uygulamanız yeterli arkadaşlar. 1- Öncelikle sosyal medyada bir profil oluştur. Ne kadar ışıltılı olursa o kadar iyi tabii ki. 2- Peşinden de bir güzellik merkezi aç ve kozmetik ürün tedarik edip pazarla. Üretmesen de üretiyormuş gibi algı yapmayı da unutma. Hacca veya umreye git, tavaftan ziyade öz çekime ağırlık ver ve paylaş. Bizim toplumda bu işin kredisi çok yüksektir, her zaman da tutar arkadaş. 4. Bol bol dua ederken fotoğraf çektir, kameraya da buğulu buğulu bakmayı ihmal etme. Bir gün öncesinde attığın story'de kokain çekiyorum, istediğime de veriyorum, sana ne lan desen de bu dua ederken çektirilen foto kesin çalışır. Takipçi sayını arttırmak için de profesyonel ajanslarla çalış, takipçi sayın yüksek olsun mavi tıkı imal etme. 6. Sana para yağmaya başlayacaktır, onlarla at, yat, kat, daire, dükkan al. Altın tozuna yatırım yap, milletin gözüne gözüne sok, fakirleri tükür ve aşağıla. Ulan nasıl da seviyorlar bunu. 7. Pahalı arabaların olsun ama bunların görünmesini sağla. Milletin gözünün içine sok, sok. 8. Lüks hayatını sergile ki sisteme para sokarken milyon dolarların meşru zemini oluşsun. 9. Masakın radarına girmemek için büyük paraları küçük parçalara bölerek harca, tanıdıklarına, eşe dosta 5-10 milyon harçlık yolla. 10. Tutuklanınca da her şeyi inkar et, başkasını suçla. Sana destek verenleri de kızdırma. Tımarhane gündemi dediğimde bazıları bozuluyor ama çok net açık hava tımarhanesinde yaşıyoruz arkadaş. Fatih Terim fonu olarak adlandırılan tokatlanan futbolcular skandalını sizi bilmem ama ben gerçekten gülerek izliyorum. Olayı soruşturan Denizbank'ın müfettişlerinin teftiş raporu da ortaya çıktı. Raporda yazılanlarsa kavgada söylenmez gerçekten. Hiçbir kelimesine dokunmadan müfettiş raporunu aynen sizinle paylaşıyorum. Raporda Seçil Erzan'ın 46 gün vadede dolar bazında %253 getiri vaadine inanılmış olsa bile bu dökümanlardan kimsenin şüphelenmemesi, elden ve üçüncü kişi üzerinden para verilmesi, ortalama zekaya sahip herhangi bir kişiden beklenilmeyecek bir davranıştır. E ee, para kolay gelince elden de böyle kanatlanıp uçması çok kolay oluyor arkadaş. Tüm bunların dışında Gazze'de burnumuzun resmen dibinde bilindiği üzere bir insanlık dramı yaşanıyor. Bugün gözüme çarpan iğrenç bir haberi de sizinle paylaşmak istiyorum. Lütfen kusura bakmayın. EuroMed İnsan Hakları İzleme Örgütü İsrail ordusunu Gazze'deki ölülerden organ çalmakla suçladı ve Bağımsız bir uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu. Euronews'in haberine göre Euromed İnsan Hakları İzleme Örgütü yaptığı açıklamada Gazze'deki bazı cesetleri inceleyen tıp uzmanlarının raporlarını takiben Filistinli cesetlerden organ çalınmış olunabileceğine dair endişeler olduğunu bildirdi. Örgüt İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki El Şifa ve Endonezya hastaneleriyle Güneydeki diğer hastanelerden onlarca cesede el koyduğunu belgelediğini iddia etti. İnanın ki böyle şeylere şaşırmak artık maalesef ki mümkün değil. Ayrıca İsrail ordusunun el şifa hastanesinin avlusunda kazılan bir toplu mezardan cesetleri çıkararak el koyduğunu da öne sürdü. Tıp uzmanlarının incelemesinde karaciğer, böbrek ve kalp gibi hayati organların yanı sıra koklea ve kornealarında kayıp olduğu tespit edildi ve bu durum potansiyel organ hırsızlığının kanıtı olarak nitelendirildi. Yine EuroMed'in aktardığına göre Gazze'deki çeşitli hastanelerdeki doktorlar organ hırsızlığının sadece adli tıp incelemesiyle kanıtlanmayacağını, zira birden fazla cesedin ölümden önce ameliyattan geçtiğini söyledi. Şuna bakın ya, adamlar ölüm döşeğindeyken onları ameliyat edip organlarını çalıyorlar. Lanet olsun lan size. EuroMed ayrıca İsrail'i 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki askeri operasyonları sırasında öldürülen onlarca Filistinlinin cesedini elinde tutmakla suçladı. İsrail'in en az 145 Filistinlinin cesedini morglarında, yaklaşık 255 Filistinlinin cesedini de Ürdün sınırı yakınlarında bulunan ve halka açık olmayan bir bölgede tuttuğu iddia ediliyor. İsrail'in Filistinlilerin cesetlerini hukuka aykırı bir şekilde kullandığına dair iddialar da maalesef ki yeni değil. Ölüm döşeğindeki adamın cesedini çalıp onu öldürmek ne demek yahu? İsrailli doktor Meyra Weiss Over Dead Bodies adlı kitabında 1996 ve 2000 yılları arasında ölü Filistinlilerden alınan organların İsrail üniversitelerindeki tıbbi araştırmalarda kullanıldığını ve organ ihtiyacı olan İsrailli hastaların bedenlerine nakledildiğini iddia etmişti. 2014'te İsrail medyasında yayınlanan tartışmalı bir araştırmada da üst düzey yetkililerin yanık yarası olan askerler gibi İsraillileri tedavi etmek için ölü Filistinlilerin ve Afrikalı işçilerin bedenlerinden deri alındığına dair iddialar içeriyordu. Hakikaten iğrenç be. Amerikan CNN kanalının 2008 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, İsrail'in yasa dışı küresel insan organ ticaretinin önemli merkezlerinden biri olduğu düşünülüyor. Nasıl bir şer yuvası çıktın sen be İsrail? İsrail'in onaylamadığı 1949 tarihli 4. Cenevre Sözleşmesi, savaşan tarafların ölülerinin onuruna saygı gösterilmesini ve cesetlerin yağmalanmamasını, sakatlanmamasını ya da saygısızca muamele görmesini önlemeyi gerektiriyor. Böyle bir şeyi İsrail neden imzalasın? Yanıtını hepiniz biliyorsunuz. Tüm dünyadaki vicdan sahibi her insan gibi bende Netanyahu başta olmak üzere bu vahşetin tüm sorumlularının yargı önüne çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.